küresel çapta yılda 1 milyonun üzerinde skuter, motosiklet ve ATV üretimi gerçekleştiren Kimco markasının CEO'su Chunping Ko ile Doğan Trend Otomotiv Grubu CEO'su Kaan Dağtekin ve Doğan Trend Otomotiv Motosiklet'ten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar'ın katılımıyla Adile Sultan Yalısı'nda Kimco CV3'ün Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. 550 cc 52 beygirlik motoruyla kendi sınıfının en güçlüsü olarak öne çıkan ve öndeki iki tekerleği sayesinde virajlarda çok daha güvenli sürüşe imkan veren Kimco CV3 ise lansmanla birlikte Türkiye'de satışa sunuldu. Lansman toplantısından yatırım müjdesi geldi. Kimco CEO'su Chunping Ko, Türkiye'de bir montaj tesisi kurmayı planladıklarını açıklayarak yeni model lansmanında yatırımla ilgili müjdeyi de verdi. Sevgili seyirciler, Kimco 1964'te kurulan ATV, scooter ve motosiklet üreticisi bir marka biliyorsunuz. Global bazda da satışları var. Dünya genelinde oldukça tutulan bir marka. Türkiye'de ise 2 senedir Doğan Trend Otomotiv çatısı altında satışına devam ediyor. Bugünkü toplantıda çok önemli açıklamalar vardı. Hatta Kimco'nun CEO'su Mr. Ko bizlerle beraberdi. Öncelikle kendisine hoş geldin demek istiyorum. First of all, welcome Mr. Ko to Turkey. Yeah, I will be happy to hear. This is a very good potential market and we had a good partner, Dogen. Yeah. Thank you very much. Evet, öncelikle burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ve çok iyi bir partnerlerinin olduğunu, Doğan Trend'in olduğunu söylüyor. So, for 2 years we are with Dogen Trend Automotive. And what are your expectations for the future? How do you see Turkish market? Oh, I think that Turkish market in the future will reach maybe reach 1 million unit, and also the Dogen will reach about more than 11% market share that we hope. Yeah, so that is the big quantity. Yeah. Evet, Türkiye pazarını ve hedeflerini sordum. Türkiye pazarının 1 milyon adede ulaşacağını ve Doğan Trend'in %11'lik pazar payına ulaşabileceğini söyledi. Bu pazara güvendiklerini gösteriyor. Hemen Kaan Dağtekin'e soralım. Bugün çok önemli bir açıklama vardı. Mr. Ko'nun da burada olması aslında onu gösterdi. Türkiye'de bir yatırım planı açıkladınız. Öncelikle buradan başlayalım. Nedir bu yatırım planı? Uzun vadeli bir plan. Kendileriyle bu ziyaretlerinde Türkiye'de Türkiye'ye özgü, Türk müşterisine daha uygun ve daha makul fiyatlı bir üretimi nasıl yapabiliriz, nasıl gerçekleştirebiliriz diye sorduk ve 2 senedir kendileriyle görüşme halindeydik ve bu ziyaretlerinde şu müjdeyi aldık. Burada montajla başlayan ve pazarın müşteriler ne kadar teveccüh gösterecekler, nasıl bir hacime ulaşacağız, onu gördükten sonra da daha yüksek geldik oranını kovalayacağımız bir planımız olacak. Detayları şimdi bir anlaşma, teknoloji transfer anlaşması imzaladıktan sonra bir ekip kuracağız. Karşılıklı görüşeceğiz. Hangi model, hangi modeller daha doğrusu ve nasıl bir yatırım planı ihtiyacı olacak bunları göreceğiz. Ama bu bizim için çok keyifli bir gün. İnşallah planladığımız, hayal ettiğimiz şeylere adım adım yaklaşırız. Gelelim günün yıldızına. CV3 için neler söyleyeceksiniz? Satış ne zaman başlıyor? Satış adetleri hakkında bir bilgi rica edeyim. Bir de tabii ki fiyat en çok merak edilen konu. Peki. CV3'ü önce şöyle bir ekranda gösterelim. Bu 3 tekerlekli motosikletlerin önemli bir özelliği çok güvenli olmaları. Viraj atışlarında ve trafikte de 2 tekerleğin kilitlenip kendi başına ayakta durabilmesiyle müşterilerin beğendiği şeyler. Bizim modelimiz kendi segment 3 tekerlekliler arasındaki en kuvvetli model olacak. Fiyatı da bugün işte açıkladık. 360 bin lira seviyelerinde başlıyoruz. Ve yarından itibaren müşterilerimiz bu modeli bulabilecekler. Ama ilk etapta ufak ufak adetleri artırabileceğiz. Çünkü üretim kapasitesi Tayvan'da sınırlı ve de Avrupa'da ciddi bir talep var. Biz de onun içinden pay almaya çalışıyoruz. Evet, hemen ben Mr. Ko'nun açıklamasını söyleyeyim. 2500 adet üretilecek bu sene için. Bunun da yaklaşık %30'u Avrupa pazarına gidecek. Türkiye ise tahmin ediyorum 100 adet civarında bu sene için gelecek. 360 bin bandından başlayacak. Modelleri artık Türkiye'de showroomlarda görmek mümkün olacak ve 550 cc'lik bir makineden bahsediyoruz değil mi burada? Evet, 550 cc, 50 beygir üzerinde, hatta 2 modu var. Çok teknolojik, çok güzel bir motosiklet.
Yani motosiklet, gerçek motosiklet kullanıcılarının çok hoşuna gidecek. Evet, motosiklette denge korkusu olanlar için bu 3 tekerlekli versiyonlar çok daha cazip, o korkularını yenmeleri için. Bence bu aracı bir test edin, bu motosikleti bir test edin, ondan sonra karar verin diyorum. Ben Mr. Ko'ya ve Dağtekin'e çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra pazar inşallah umduğunuz gibi devam eder. Mr. Ko, I would like to thank you that you're here and wish all your wishes come true in Turkey with a good market share.